Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben önce ve bugün bir okuma maratonu yapıyoruz sonunda. Kendimi okuma maratonu yapmak için o kadar zorladım ki. Çünkü kitap okumam gerekiyor. Bugün pazartesi ve ben şu an video editliyordum. Ama okuma maratonu yapmaya karar verdim ayrıca da. O yüzden şimdi size dün başladığım bir kitabı göstereceğim. Kazananın Lanetine başladım ben. Bu kitabı açıkçası çok komik bir şeydir ki Türkiye'de almıştım Türkçesini. Yani Pegasus yayınlarından çıkanını almıştım. Ayağım kırıldıktan sonra ondan sonra okumaya hiç vaktim olmadı. İçimden de gelmedi. Ve sonra buraya getiremedim. Bavullarım çok doluydu. Buraya getiremediğim için okuyamamıştım ve çok içimde kalmıştı gerçekten. Buraya gelince dün kütüphaneye gitmiştim. Bir baktım Winner's Curse var. Dedim hemen almak zorundayım bu kitabı yani. O yüzden aldım ve dün okumaya başladım. Şu an 106. sayfadayım. Ve açıkçası gayet güzel gidiyor. Çok kısa bölümleri var. O yüzden acayip hızlı okuyormuşum gibi hissettiriyor. Yani böyle hemencecik bölüm bittiği zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü geçen okuduğum kitapta bölümler çok uzundu. Ve böyle hani bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Ama bunun o kadar kısa ki bayağı mutlu edici yani. Bu kitabı bugün bitirmek istiyorum yani amacım ve hedefim o. Çünkü bir önceki okuma maratonunda sadece 2 kitap mı 3 kitap mı ne okuyabilmişim. Bu maratonda daha çok kitap okumayı amaçlıyorum yani inşallah. Bundan sonra başlayacağım kitaba daha karar vermedim. Ama bir sonraki güncellemede büyük ihtimalle karar vermiş olurum. O zaman gösteririm size. Hava burada gene yağmurlu, iğrenç bir gün. Ama bugün tatil, o yüzden evdeyim. O yüzden mutluyum ama yarın okula gideceğim tekrar. O yüzden okuma biraz aksayabilir. Umarım aksamaz. Öyle yani. Bir sonrakinde görüşürüz diyorum o zaman. Şimdilik hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Bugün okuma maratonunun ikinci günü. Ben şu an okuldayım. Ve Kazananın Lanetinde 243'e geldim. Bugün kitabı bitirmeye planlıyorum. Çünkü sonra gidip Sis ve Öfke Sarayı'nın son kitabını almam lazım. Onu da çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım yani. Kitap şu ana kadar güzel gidiyor bayağı. Hani gerçekten beğendim. Kısımlar oldu. Karakterlerin hepsini bayağı sevdim. Sonunu acayip merak ediyorum. Sonra bitirince detaylı bir yorumuna gireceğim. Bir de şu an okuldayım. O yüzden tam konuşamıyorum. O yüzden bir sonrakinde görüşmek üzere. Gideceğim galiba heyecanla. Herkese yeniden merhaba. Şimdi ben eve geldim. Oturdum. Ve bu kitabı bitirdim. Açıkçası söyleyecek birkaç şeyim var. Evet. Son çok güzel bitti. Son çok tatlı bitti. Çok beğendiğim kitap oldu. Puanlara karar vermedim yalnız. Hani 5 mi versem 4 mü versem. Sanırım 5 vereceğim. Ama şöyle bir şey var. Buna 5 verirsem... Bekleyin. Buna kaç vereceğimi bilmiyorum. Abi şu anda içime sokasım var. Gerçekten 700 sayfalık bir aşk hikaye. Yani gerçekten yani yaşamak istemiyorum artık. Elimde olduğu için o kadar mutluyum ki. Neyse şimdi biz asıl konumuza geri dönelim. Asıl konumuz bu kitap. Ben Kazananın Lanetini çok beğendim. Şimdi neden diye soracak olursanız zaten bayağı beğenilen bir kitap genel olarak diye ben görüyorum. Öncelikle şeyi çok beğendim. Normal hani böyle ilk okuduğunuz zaman zaten bu yorumu çok görmüştüm. Hep herkes diyordu ki işte zengin kız işte fakir oğlan klişesi falan filan. Ama bu kitap yarısından sonra mı yarısından önce falan çok değişik bir yere geliyor. Ve ondan sonra hikayenin sadece zengin kız fakir oğlan olmadığını anlıyorsunuz. Ve çok güzel geliştirmiş yazar. Yani özellikle ben şeyi çok beğendim mesela. Bazı kısımlar hani ana karakterimiz Kester adlı bir kız. Ama ana karakterimizin gözünden olsa da bu kitap arada bir karşı taraftaki başka bir karakterin yani Ari'nin de düşüncelerini görüyorduk biz. Ama hiçbir zaman ayrı bölümleri yoktu. Yani hani böyle bu Arin konuşuyor, bu işte Kestrel konuşuyor diye bir şey yoktu. Ki ben bunu daha çok kitapta yapılmasını isterim. Şeyi çok beğendim bir de. Hani kız, başrol karakterimiz kız. Çok iradeli bir tip ve açıkçası hani
çok prensipli biri. Yani doğruları var kızın ve bu doğrularından çok kolay vazgeçilemiyor ve bu bana çok gerçekçi geldi. Çünkü hani kızın hayatının kuruluş şekli var ve çok aykırı bir insan geliyor ve sadece ondan hoşlanıyor olabilir diye bütün değerlerini, bütün prensiplerini bir kenara atmıyor kız. Evet diyebilirsiniz ki evet aşk budur falan filan diye. Ama yani hani çoğu kitapta ne bileyim hani çok böyle aşırı alakasız iki insan oluyor ve ikisi de kitabın yarısından sonra hani bütün her şeyi bir kenara bırakıp beraber oluyorlar. Bu kitapta öyle olmaması ben sevdim bu yönünü. Çünkü diğer kitaplardan hem farklı kırdı hem de bu karakterlere daha bir derinlik kattı. Yani hani böyle en azından gerçekten birbirlerine biraz değer verdiklerini anlayabilmiş olduk. İlk başta ilk yarısında hani dedim ki abi bundan çıkış yok anladınız mı? Hani ya ölecek ya biri ölecek ya biri ölecek yani hani ikisinin arada bir çıkış olamaz yani hani birlikte olmanın hiçbir şansı yok. Ama hala yok da sonunda bilmiyorum yani işte çok kafamı karıştırdı bu kitap ki bence bu çok güzel bir şey. Puanımı hala düşünüyorum. Ayrıca çok kısa bir kitaptı yani hani bayağı 350 sayfalık falan bir kitaptı. Bugün okuma maratonu ikinci gün işte. Şimdi şu an hangi kitaba başlasam tam emin değilim. Hala yani gerçekten bilmiyorum. Ama sanırım yani şuna başlayabilirim. A Court of Wings and Ruin. 700 sayfa dediğim gibi. Yani okuma maratonu için ne kadar akıllıca bilmiyorum ama yani ben bunu bir günde otursam aslında bitirebilirim diye düşünüyorum. Şu an okuyamam pek bir şey ama bu akşam başlarsam ve böyle full nonstop okursam, yarın okula gitmeyeceğim. Full nonstop okursam bence bu kitabı bitirebilirim bir güne diye düşünüyorum. Okuma maratonunun hızıyla ve zaten bu kitabın hızıyla. Sadece tek problem emin değilim ya. Önce bu şey Sis ve Öfke Sarayı'nı bir daha okuyup sonra mı bunu okusam yoksa çıktı hani direkt mi okuyayım falan ama direkt okumazsam da spoiler alacağım diye korkuyorum. O yüzden sanırım direkt okuyacağım. O yüzden şimdi buna başlayacağım. Öyle. Size tekrar güncelleme yaparım. Bir sonraki klipte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese yeniden merhaba. Bugün okuma maratonu 3. günü. Bu arada arkası bayağı parlıyor. Ama eğer oraya odak yaparsan çok karanlık olacak yüzüm. O yüzden arkası için özür dilerim. Şu an saat kaç bilmiyorum ama şurada yazıyor olacak zaten ya burada ya burada. Ve ben A Court of Wings and Ruin'de 202. sayfaya geldim. Bugün okula gitmedim çünkü alçımı çıkarttırmaya gittim. Ama hayat bana güldü. Alçımı çıkarttırmaya gittim. Alçımı çıkarttık. Ve doktor ne dedi biliyor musunuz? Alçın çıktı ama ayağın iyileşmemiş. Bir alçı daha takalım. Ve ben böyleyim. Ne? O yüzden 2 hafta daha alçıdayım, evde hapisim. Bu yüzden bol bol kitap okuyacağım yani. Biz kitabımıza gelirsek zaten bu kitap hani söylenecek hiçbir şey yok. Bu kitap serinin 3. kitabı olduğu için spoiler vermeden konusunu anlatmam imkansız. Ama ilk kitabı olan Dikenler ve Güller Sarayı'nın size anlatayım konusunu. Dikenler ve Güller Sarayı Güzel ve Çirkin kitabının bir yeniden anlatımı. Feyre adlı bir kızımızla başlıyor kitap. Feyre eskiden çok zenginmiş babası ve eskiden zengin bir ailesi varmış. Ama sonra bütün zenginliklerini, paralarını kaybetmişler ve bu yüzden çok fakirlik, sefalet içinde yaşıyorlar ve Feyre ailenin tek geçim kaynağı. Feyre işte yasak bir orman var. Yasak ormana giriyor ve avlanıyor ve ailesine yemek getiriyor. Bu arada şu kitabı bir bırakacağım çok ağır 700 sayfa. Ve bu Feyre'nin yaşadığı dünyada yaşadığı ülkede bir duvar var ve bu duvarın arkasında periler yaşıyor. Bir gün Feyre bir kurt görüyor ormanda ve periler normalde kurta dönüşebiliyor. Feyre bu kurtu görüyor ve kurtu öldürüyor ve bu kurtun bir peri olduğu ortaya çıkıyor. Ve periler hani acayip güçlüler ve hani insanları çok kolay öldürebilirler. Eskiden periler insanları köle olarak falan kullanıyormuş. Neyse sonra bu öldürülen kurtun bir peri olduğu ortaya çıkıyor ve bu perinin arkadaşı başka bir peri yani Tamlin. Eğer seriyi okuduysanız
neyse ben bir şey demeyeyim. Tamlin geliyor ve Feyre'ye diyor ki sen benim arkadaşımın hayatını aldın. Bu yüzden ben de senin hayatını almak zorundayım. Hani hayata hayat takas bu anlaşmamızda var diyor insan peri anlaşmasında. Ama Feyre yani ailesini öldürmekle tehditlediyor. Ama Feyre diyor ki seninle eğer hayatının sonuna kadar yaşarsam ailemi bırakır mısın? Kurt peri aynı şey kabul ediyor. Ve beraber peri dünyasına gidiyorlar. Ve Feyre'nin buradaki hikayesi başlıyor. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ilk iki kitabı Dex yayınlarından çıktı Türkiye'de. Bu yüzden bence gidip hemen sipariş verin. Çünkü hani Sarah J. Maas'tan okuduğum ilk seriydi bu. Ben Cam Kılıç serisini okumadım. Aman Cam Şato mu? Evet Cam Şato serisini okumadım. Ve bu seriyi gerçekten yazımıyla, dünyasıyla, karakterleriyle o kadar sevdiğim bir seri ki yani anlatamam. Hani şu uzunluk var ya, şu 700 sayfa var ya. Bu yani okuma maratonunda böyle bir kitap asla okumazdım eğer Sarah J. Maas'ın olmasaydı. Kitabın şu an başında olanlarla ilgili hiçbir problemim yok. Ama şu an size spoiler verebilirim. Şuraya bir yere bir sembol koyarım. Bu sembol olduğu sürece sesini kısın. Eğer şu an siz Öfke Sarayı'nı okuyorsanız ve spoiler almak istemiyorsanız lütfen dinlemeyin. Öncelikle çok heyecanlıyım. Acayip mutluyum. Hani gerçekten kafayı yiyeceğim. Feyre biliyorsunuz Spring Court'a yani İlkbahar Sarayı'na gitmişti. Tamlin'den intikam almak için ve hani ben böyleydim. Feyre yürü kızım. Yürü kızım herkesi dağıt. Ve hani gerçekten herkesi dağıttı. Geri geldi şu an gece sarayındalar. Ve o kadar mutluyum ki, Yani hani Sarah J. Maas'ın bizi bekletmemesi. Hani 100 sayfa sonunda bizi kavuşturması beni o kadar mutlu etti ki arkadaşlar. Cidden hani bütün sabah elimden şu kitabı bırakmadım. Şu an ders çalıştığım için bırakmak zorunda kaldım. Ama birazdan ders çalışmam bitecek bir 15 dakikaya ve oturacağım ve bu lanet kitabı bugün bitireceğim. Çünkü o kadar mutluyum ki. Özellikle şeye çok mutlu oldum. Iante adlı bir pislik karakterimiz vardı. Çok özür dilerim ama kadından nefret ediyorum. İlk geldiği andan beri nefret ediyorum. Tam bir yılan. Onun elini kırması. Ben hani Iante'ye biraz üzüldüm açıkçası. Çünkü kadının eli yani hani iğrenç bir hale geldi. Ama ve lakin Iante'ye acıyor muyum çok? Yaptıklarından sonra acımıyorum açıkçası. Ondan sonra Cassian, Nesta'nın şeyleri falan o kadar özlemişim ki. Yani gerçekten Sarah J. Maas'ın kitaplarında size verdiği o aile hissi. O hani ya anlatılmaz yaşanır. Cidden okumanız lazım. Şu an zaten bu videoyu büyük ihtimalle ben kitap alışverişi videomdan sonra yayınlayacağım. O yüzden şu ana kadar görmüş olursunuz. Sarah J. Maas'ın diğer Cam Kılıç serisinin ilk kitabını şu an sipariş verdim. Şu an yoldalar. O yüzden onları okumak için yani cidden sabırsızlanıyorum. Ve bu kitabın en sonunda çok güzel bir haber var. Göstereyim size. Çok acayip mutlu oldum yani. Bu seri bitiyor. Yani Feyre'nin ağzından bitiyor. Ama seri bitmiyor. 2018'de yeni kitap geliyor yazmış Sarah J. Maas. The series will continue. Son cümlesini okudum. Çünkü dayanamadım. Cidden dayanamadım. Yani hani cidden dayanamadım. Ve ağlayacağım galiba. Bu kitapta en az 3 kere falan ağlayacağım. O kadar güzel ki kendimi tutamıyorum. Hani böyle okuyorum, çığlık atıyorum 5 dakika okumaya devam ediyorum. Okuyorum, çığlık atıyorum 5 dakika. Cidden duygularım anlatılmaz yaşanıyor. Yani bir kitap için bu kadar mutlu olduğumu o kadar uzun zamandır hatırlamıyorum ki. Hani diyebilirsiniz ben okudum diğer kitapları bu kadar abartılacak bir şey yok bence. Benim kalbime çok yakın bir seri. Ben çok seviyorum gerçekten. Hani başkaları sevmese de. Yani o yüzden çok mutluyum. Öyle yani. Bu akşama doğru tekrar bir güncelleme yaparım. Kitapta ilerledikçe. Çünkü zaten su gibi akıyor dediğim gibi. Bir saat okuyup 120. sayfaya falan geliyorsunuz hani. Ve bitmesini istemiyorum ama aynı zamanda bitmesini istiyorum ve bir sürü şey olmasını istiyorum. Çok heyecanlıyım. O yüzden öyle yani umarım bundan sonra bu kitaptan sonra daha kolay okunabilecek bir şeye geçeceğim. İçimizdeki şeytanı okuyabilirim belki. Çünkü hani okuma maratonunda bunu bir günde bitirirsem eğer bu bir rekor olacak. Bunu bir günde bitirirsem ve dördüncü günde de içimizdeki şeytanı bitirirsem okuma maratonu için güzel bir şey olur.
Öyle yani. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bugün okuma maratonunun 4. günü. Saat 7 gibi bir şey olması lazım. Daha yeni uyandım. Ben dün gece 507'ye kadar geldim bu kitapta. Daha da ilerleyebilirdim ama çok yorgundum ve tadını çıkarta çıkarta okumak istedim. O yüzden son 200 sayfayı bugüne bıraktım. Bugün kesinlikle bu son 200 sayfayı bitirebileceğimi düşünüyorum. Ama yani okulda falan. Ama ondan sonra içimizdeki şeytana başlamayı düşünüyorum. Yani okuma maratonu, bu kitap çok ağır bir kitap oldu. Sonrası daha kolay okunabilen kitaplar olsun diye. Öyle yani. Şu ana kadar zaten bayılıyorum kitaba gerçekten. Ama asıl benim endişelendiğim şey, yani kitapta hani bütün olaylar, bazı kitaplarda olur ya, küçük küçük olaylar olur ve hepsi birer bir tane büyük olaya giden olaylardır. O yüzden kitabın ilk yarısında, yani ilk bütün yarısında küçük küçük olaylar oluyor sürekli. Hiç böyle hani büyük bir olay olmuyor. Öyle kitabın bütün yorumunu değiştirecek ve şimdi öyle bir şey oldu sanırım. Yani göreceğiz bakalım bundan nasıl çıkacaklar. O yüzden mutlu oldum. Çünkü gerçekten hani bekliyordum. Bir böyle olay, aksiyon patlamasını bekliyordum. Çünkü diğer her şey böyle küçük küçük falan şey. Küçük küçük problemlerdi. Hepsi çözüldü. Yazım olarak Tracey'imi zaten çok beğeniyorum. Onun dışında başka görüşlerim. Zaten Rice and aşkım. Yani aşkım. Yani gerçekten şu kitapta adama daha da çok taptım. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sis ve Öfke Sarayı'nı okuduysanız, Sis ve Öfke Sarayı çok daha karakter bazlı bir kitap. Yani ne demek istiyorum? Sis ve Öfke Sarayı'nda biz bir sürü yeni karakterle tanışıyoruz. Hepsinin karakter özelliklerini keşfediyoruz. Ve zaten olan karakterlerimizde de daha derin bir karakter oluşuyor. Yani hani Feyre'de, Tamlin'de işte falan filan diğerlerinde. Herkesin karakterinde çok daha derin yerlere gidiyoruz. Ama A Court of Wings and Ruin'de kitap daha çok plot, yani olayla alakalı. Karakter gelişimi de var, evet. Ama çok az karakterlerde gördüğümüz bir şey bu. Yani yeni birkaç karakterimiz geliyor ama şu an eski bütün karakterler var bu kitapta. Ve hani önemli olan şey, burada öne çıkan şey olay akışı. O yüzden iki kitabı da çok farklı sevdiğimi söyleyebilirim. Yani hani bu kitap o yönden çok güzel ama Akomef, yani Sis ve Öfke Sarayı cidden muhteşemdi. Bu da muhteşem. Ama bitirmeyi bekliyorum. Bitiminde böyle acayip bir sürpriz bekliyorum sadece Jemez'den. O yüzden şimdi hemen okumaya başlayacağım. Bakalım, bugün bir daha konuşurum herhalde sizle bu kitabı bitirdiği zaman. Bitirdikten sonra Reading Slump'a girebilirim. Çünkü bu kitaplarda hep öyle oluyor. Bugün sipariş ettiğim kitaplar geliyor. Çok mutluyum. Öyle yani. Bir sonraki klipte görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba. Okuma maratonunun 5. gününden merhaba herkese. Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir yıkılmış durumdayım. Yüzüm falan çok acayip yorgunum zaten. Gözlüklerimi de takmıyorum, o yüzden olabilir. Ama ben dün gece oturdum ve bu kitabı bitirdim artık. Ve o kadar yorgunum ki. Ama değdi. Cidden son 100 sayfa, son 200 sayfa. 500'den sonrası hayatımın en acılı dönemiydi cidden. Yani bir kitapta bu kadar acı çeker mi bir insan? Okurken 2 dakikalık ara vermek zorunda kalıyordum. Sürekli böyle daha fazla okuyamayacağım galiba diye. Üst üste şok üstüne şok girdi. Ve hani Sarah J. Maas bildiğiniz şey yaptı. Aldı kalbimizi böyle çıkardı. Aldı eline. Bir şey yok ya dedi. Parçaladı. Sonra baktı. Al yeni bir tane daha kalp ver dedi. Al dedi. Ve biz onu verdi. Resmen bu oldu yani. Sonunda 3 kere falan ağladım. Çok üzüldüm. Yerler oldu. Bunun için ayrı bir videosu çek... Bunun için ayrı bir yorum videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu kalınlıkta bir kitap için daha çok söylenecek şey var. Sonunda o kadar tatlı şeyler de oldu. O kadar kötü şeyler de oldu. Geceden artık hani... Geceliğim böyle dayanamayacaktım, hani ne oluyor falan. Goodreads'ten beni takip ediyorsanız oradan gece bir şey yaptım. Düzenli güncelleme yaptım, aşağı linkimi bırakırım bakmak isterseniz. Şey, okuma maratonunda 2 gün daha yapasım var çünkü hafta sonu. O yüzden bugün hemen Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytanına başlayıp bitirmeye planlıyoruz. Yani kısa bir şey. Okula giderken otobüste başlayacağım. Umarım bugün biter. Öyle.
Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Şu an okuma maratonu 5. günü. Saat 8.27. Ve ben şöyle bir şeye karar verdim. İçimizdeki şeytanı okuyacağımı söylemiştim. Ama başladım çok azıcık. Ve zaten araçta gitti. Ve okumak istemediğime karar verdim. Yani Sabahattin Ali'yi daha sonra okumak istiyorum. Şu an böyle daha hani eğlenceli, daha fantastik bir şeyler modundayım. Özellikle Sarah James'ten sonra. Buna kafamı hiç veremiyorum. O yüzden bunu sonra daha sakin bir zamanda okumayı planlıyorum. Şimdi şeye başladım. Göstereyim şöyle. Şu kitaba başladım. Jenny Han'ın biliyorsunuz P.S. I Still Love You. Şey kitabın ikinci kitabı. Sevdiğim Tüm Erkeklere serisinin ikinci kitabı bu. P.S. I Still Love You. Ben bunu uzun zamandır çıkmasını bekliyordum. Çıktı sonra bulamadım kitabı. O yüzden şimdi e-book olarak buldum. Sonunda indirdim. Hemen okumaya başladım. Şu an 446'dan 10. sayfadayım. Ama e-book olarak çok hızlı okunuyor. Ve bu kitap zaten çok hızlı okunuyor. Ben çok merak ediyorum. Öyle yani, size haberdar ederim. Birinci kitabıyla alakalı da onun konusunu anlatayım biraz. Sevdiğim Tüm Erkeklere. Lara Jean adlı bir karakterimiz var. Leve Lara Jean sevdiği bütün erkeklere, onları sevmeye bırakırken bir mektup yazıyor ve o mektupları saklıyor. Yani hani atıyorum işte seni sevdim falan filan diye. Ondan sonra bir gün bu mektupların hepsi gönderiliyor sevdiği erkeklere ve sonra bununla uğraşmaya çalışmasını anlatıyor. Çok komik, çok tatlı bir roman. Ben kesinlikle öneririm hani böyle Reading Slump'tan çıkmak falan istiyorsanız. Burada saçım ne yapıyor? Neyse. Reading Slump'tan falan çıkmak istiyorsanız öneririm. Şimdi biraz ders çalışmam lazım. Ama sonra devam edeceğim okumaya. Bu akşam inşallah bitirebilirim. Böylece 3 kitap olur okuma maratonu için. Öyle yani. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Herkese yeniden merhaba. Şu an okuma maratonunun 5. günü mü? 6. gün galiba. Bugün cumartesi. Ben şu an tuvaletteyim. Çünkü misafirlikteyim. Ama ben P.S. I Still Love You'yu bitirdim. Jenny Han'ın Sevdiğim Tüm Erkeklere serisinin 2. kitabını bitirdim şimdi. 3.sine başlayacağım. Onu da bu gece bitirebilirim. Böylece okuma maratonu 4 kitap olabilir yani. O yüzden bayağı mutluyum. Öyle yani. Kitapla ilgili düşüncelerimi söylemek gerekirse, açıkçası bu kitabı birincisinden de çok sevdim. Çok üzüldüğüm yerlerde oldu ama Jenny Han öyle bir yazıyor ki yani gerçekten çok 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 güzel, çok müthişti kitap. Kitapta hani Lara Jean gerçekten çok büyüdü, kendisini buldu ve hani karakterlerin hepsi çok değişti. Ve hani gerçekten ben her şeyle çok beğendim. Eve gidince daha çok yorumunu yaparım, şu an burada tam konuşamıyorum. O yüzden bir sonrakinde görüşmek üzere. Herkese yeniden merhaba. Şu an her yerim gölgeli oluyor ama burada ışık çok kötü. O yüzden şöyle mi dönsem? Neyse fark etmez. Bu arada tek kaş falan gibi çıkıyorum yani. O yüzden her neyse. Şöyle söyleyeyim. Bugün okuma maratonunu bitirdiğimden sonra 2. gün falan ve ben en son klibi çekmemişim hala. Onu fark ettim. Şu an editlerken o yüzden bir son olayı toparlayayım, videoyu toparlayayım. Öncelikle okuma maratonunda gördüğünüz gibi 3 kitabı geçemedim gene. Şöyle bir şey oldu. Zaten bildiğiniz üzere okul vardı ve zaten hani 700 sayfalık bir kitap bitirdiğim için bile kendimle gurur duymak istiyorum. O yüzden hani bence 3 kitap gene de bu okuma maratonu için çok iyi. Çünkü okuduğum sayfa sayısı çok fazlaydı. Hala başladığım 4. kitabı bitiremedim. Ama olsun. Bu ay gene de geçen aydan çok daha iyi gidiyorum okuma olarak. Belki belki bir sonraki önümüzdeki ay bir haftalık tatilimiz olacak. O zaman da okuma maratonu çekebilirim. Bu sefer kitaplarımı daha özenli seçmeyi düşünüyorum. Çünkü geçen hafta okuma maratonuna başladım. Sonra A Court of Wings and Ruin'in çıkacağını öğrenip ya yani fark edip okuma maratonu da durdurmak istemedim. Çünkü zaten çok fazla başlamıştım. O yüzden gene de yapmaya karar verdim ama zaten kendimden hem A Court of Wings and Ruin 705 sayfalık bir kitabı bitirip üstüne bir de 5 tane daha kitap okumayı beklemiyordum. Okula gidip bir de, çünkü o hafta bir de 2 tane çok önemli sınavım vardı. Üniversite girişlerimi etkileyecek falan sınavlarım vardı, 2 tane sözlü. O yüzden burada zaten çok hızlı, çok çalışıyordum. Geceleri yani uyumadım, kitap okudum falan.
O yüzden yani 3 kitap oldu. Bugün de bu kadar, bu videoda da bu kadar olsun. Sağlık olsun diyelim. Bir sonraki okuma maratonunda umarım daha fazla okurum. Bu aralar sizler okuyorsunuz. Öğrenmeyi çok isterim. Aşağıya yorum yapabilirsiniz. Öyle yani. Alçım hala çıkmadı. Mutsuzum. Üzgünüm ve yürüyemiyorum. Öyle yani. Burada acılar içinde. Her gün okula. Buna gidiyorum. Her neyse. Şu an bayağı saçmalıyorum. Çünkü çok sıkıldım. Ders yapıyorum. Ve cidden beynim akıyor falan. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Daha güzel bir okuma maratonu söz veriyorum. Yaza doğru zaten daha çok boş zamanım olduğu zaman gelecek. Haftaya sınav haftam var. O yüzden bana şans dileyin. Öyle yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, dediğim gibi şimdi işte öyle.